Sakin gayet yani. Beden dili çok rahat. Emiroğulları. Bunlar böyle. Buz gibi. Tepkisiz. Şimdi Allah aşkına, bunun bu kadar normal olması sizce de normal mi? Bu kadar rahat olması için bir tane sebep var mı? Düşünelim. Arabanızla alışverişe gidiyorsunuz. Polisler çeviriyor. Merkeze getiriyor. Saatlerce bekletiyorlar. Kimse tek kelime etmiyor. Ama siz böyle rahatsınız. Yuh artık. Sen onu benim külahıma anlat. Ben olsam elim ayağıma dolaşmıştı. Bunun normali de bu zaten. Başına Kemal Müdür alınmıyor. Çok konuşma, gir içeri hadi. Göksal, şimdi aldılar sorguya. Avukat hazırda beklesin. Çocukların haberi oldu mu? İyi, sen de bir şey belli etme. Hadi. Kapı kolları 1958'de imal edildikten hemen sonra Eskişehir Demir Yolları Fabrikası'na gönderilmiş. Eski adıyla Cer Atölye. Burada imal edilen vagonlara takılıyor. O vagonlar da şu anda atıl. Neredeyse hepsi servis dışı. Bulundukları yer? Tarihi garın kör hatları. Bizim çöpçü hala dolaşıyor mudur oralarda? Mümkün. Vagonlar hurdaya çıktı. Ama bu tip eski kapı kolları şu anda çok moda. Lüks villalar, bazı mekanlar dekorasyonda kullanıyor. Kapış kapış da gidiyor ha. Denemeye değer diyorsun. Bence de. Açtık. Şimdi Aylin Hanım. Burada maktulün yaptığı telefon konuşmaları var. Öldüğü gün iki kez sizinle konuşmuş. Bir de öğleden önce. 11.43'te. İkincisi de gece yarısına doğru 23.48'de. Evet. Aradı, konuştu kendisiyle. Yani biz öyle zaman zaman birbirimizi arayıp hal hatır sorarız. Anlayamadım, ben şimdi bunun için mi buradayım? Şimdi bu aramalar, yani... Siz ne konuştunuz? Öyle herhangi bir şey değil yani. Havadan, sudan şeyler. İşte nasılsın, iyiyim, sen nasılsın, ben de iyiyim falan. Bunun gibi şeyler. Şu havadan, sudan. Onu biraz açalım Aylin Hanım. Memur Bey. Doktor Okan benim kuzenim olur. Öyle mi? Kuzenim, evet, halamın oğlu, kardeş çocuklarıyız yani. Zaten çok merak ediyorsunuz. Nüfus kaydından da bakıp teyit edebilirsiniz. İlginç. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet, yani Okan'ın ani kaybı bizim için de gerçekten şok edici oldu. Bak, resmen oynuyor bizimle.